Fakat BES model bambaşka bir iddiayla ortaya çıktı. Ve çok iyi para kazananların hepsi tembel kelimesi ayıp oluyor. Ve yazık, annem de babası, babam gibi, o da yetim. Çünkü her babası ölmüş. Türkiye'nin marka olması lazım dedim. Ben vefa diye bir şey görmedim kimseden. Ekselansları Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bizzat size bu ödülü kendi kontenjanından sunuyor dedikleri zaman ben de çok şaşırdım. Herkes gibi %20 komisyon alsaydım herhalde birkaç yüz milyon dolarım olurdu. Ben hiçbirinden para almadım. Ben dünyada marka oldum. Hala Türkiye'deki bir tekstil şeysi marka olamadım. 100 civarında bir iştirak vardı. O ikisi seçildikten sonra 1000'i geçtik. 2000'e doğru müracaatlar oldu. Ne baskı altında kalırsam kalayım, hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermedim. Kimler geldi, kimler geçti, kim kaldı? Ben mezar taşını bile istemiyorum. Üretebildiğim kadar yaşarım. Üretemediğim zaman zaten demek ki ben gitmişim. Herkeste bir tanrı korkusu vardır. Bende o da yok. Bende tanrı sevgisi var. Tanrı'dan niye korkayım ki? Benim bugün imkanım olsa Ayla denen filmle Naim'in hayatını okullara ders gibi koyarım, unutmasınlar. Bir babanın 48 tane de çocuğu olsa biri diğerinden daha iyidir diyemez. Babamın ailesi Kastamonu'dan kalkıp İstanbul'a gelişleri 1700 senesinde. Fakat Kastamonu o zaman Anadolu'nun en büyük şehri, Kastamonu'nun en son yani sınır olduğu şehir İstanbul. Üsküdar bitiyor, Kastamonu başlıyor. O devrin Kastamonu'su bu. Ve çok enteresan. Tabii ki bu ailenin ileri gelenlerini ben çok zaman büyüklerden öğrenemedim. Çünkü 2. Abdülhamit devrinde bütün entelektüeller, anayasayı isteyenler, çok önemli insanların hepsi sürüldü. O sürülenlerden biri de Hamidiye'nin en genç subayı ve en çok sevilen, en modern olan, o da babamın babası yani benim dedem. Rodos'a sürüldü ama nasıl sürülüyor? Liman reisi olarak sürülüyor. Yani çok yüksek bir rütbeyle sürülüyor. Babam babasını hiç tanımıyor ve verem olup ölüyor. Annesini zor hatırlıyor ve bir tek dedesi ona sahip çıkıyor. Ne yazık, o da 12 yaşında vefat ediyor. O da istinaf mahkemelerinin reisi Talat Paşa. Onun babası Pepe Salih Paşa İstanbul Şehremini, yani ailede bir de belediye başkanı da var bizde. Onun babası Sultan Aziz'in zaptiye müşürü o Mereşal ve zaten o görevdeyken öldüremediler şeyi, Sultan Aziz'i. Ve 95 yaşında 3. kez o göreve gelip masa başına çalışırken ölüyor ve muazzam bir tören yapıldı, yazıyor tarih kitaplarında. Oradan görüyorum. Hem Müslümanlar hem onları güzel bir kelimeyle tek anlatmak istiyorum. Gayrimüslimler diyelim ve törene katılıyorlar. İnanılmaz büyük bir tören yapılıyor. Şimdi ben de bunları bilmiyordum. Fakat en enteresan tarafı Galatasaray Lisesi'nin galiba orta 1 veya orta 2'deyken beni buldular. Çok önemli bir beyefendinin ailesi. Çamlıca'daki konağa davet ettiler. Çok büyük bir konağa. Dediler ki biz babanı ve seni arıyorduk. Biz bunu biliyoruz. Çünkü Kıbrıs'taki vakıflara bildirmek lazım. Ve ne kadar güzel bir şey ki Bayraktar Camii'ni yaptığı için sadrazam olan dedem büyük bir mülk bırakmış. Osmanlılar ve en önemli Osmanlılar diye bir kitap, Kıbrıslıların kitabını da gördüm. Ailenin kim doğmuşsa o vakfa ismi yazılmış. Ve ben de o sayede 1700'den itibaren caminin yapıldığı günden bugüne kadar gelen bütün sülaleyi, aileyi öğrendim. Baba tarafım Kastamonu, anne tarafım o da yeni çıkan bir kitapta. Annemin kuzenlerinden bir teki yazmış. O da ünlü bir yazar. Kafkasya'dan gelişlerini,
Çünkü benim annem Çerkes. Ve Kafkasya'dan gelişlerini çok zor şartlar altında geldiler. Çok açıklı bir hikayedir. Yani Çerkezlere yapılan soykırım filmler yapılacak olursa yine dünyadaki en acıklı filmlerden bazıları olur. Onları da 3 nesil olarak biliyorum. Daha fazla bilemiyorum. Bak Tahapsu dedikleri için onların kendi ambulemleri de var. Ve yazık, annem de babam gibi. O da yetim. Çünkü harp, babası ölmüş. Anneannem, 2 tane erkek çocuğu, 1 tane kız çocuğu annem. Bunların yaşları 10, 11, 13. O vaziyette Sultan Aziz'in daima ona karşı minnettarım. Verdiği tarlalarda, arazilerde onlar da hayatlarını burada idame ettiren 6-7 tane ünlü Çerkez grubunun üyelerindendir. Tabii hayat sürprizlerle dolu. Fakat şimdi İstanbul Belediye Başkanı'yla Fransa'daki bir olayın benim aracılığım vasıtasıyla yapılmasını istemişler. Ve bu genç belediye başkanına dedim ki, bakın dedim, benim dedim meslek hayatımda 60. sene. Onun için dedim ki, siz dedim beni bilemezsiniz, çok gençsiniz dedim. 62. meslek yılım. Evet, ben televizyona çıktığım zaman 41 yaşındayım diyorum. Çünkü geceleri saymadığım için diye. Ama merak etmeyin, son 30 seneyi de herkes gibi ben de biliyorum dedi. Şimdi 3 nesil oldu benim çalıştığım. Çalıştığım çok önemli, çok kıymetli ve politik dünyada, diplomatik dünyada, sanat dünyasında insanlarla çalıştım. Çünkü 1958'de Galatasaray'ı bitirip Ankara'ya, üniversiteye geldiğimde gazeteciliğe de başladım. Tiyatro, sinema kritiği yapıyordum. Çünkü buradan çok iyi yetiştirilmiş olarak gönderdim. Benim ömür boyunca teşekkür ettiğim, büyük borçlu olduğum insanlar Galatasaray Lisesi öğretmenleridir. Onların sayesinde çok iyi yetiştim. Ve daha lise öğrencisiyken tiyatro, sinema kritikleri yapıyordum. Hayata girdiğim zaman otomatikman zaten Ankara'da tek gazete vardı, Zafer. Onun tiyatro ve sinema kritiği oldum. Magazin muhabiri olarak. Çünkü ama ben magazin muhabirliğimi 60 senedir bırakmadım. Şu anda da zaten Türkiye'nin en ünlü magazin dergisinde yine yazıyorum. Şimdi enteresan bir şey. Ben BES modeli, bir müzik olayı, benim kendi hayatım olan müzikle bir ilişkisi yok. Ama onun da bambaşka bir sebebi var. O da şuydu. Çünkü insanların havaya, suya, ekmeğe muhtaç oldukları bir dünyada ben bir de müziğe muhtaçım. Çünkü ben radyo evinde yetiştim. Herkesin bir evi vardır, baba evi. Bende iki evi vardı. Bir baba evi, bir radyo evi. Ama bir de tabii 60 ihtilali olmuş. Herkes yasaya, adaya gitmiş, insanları çıkarmışlar. Radyoda kimseler yok. Gencecik 20 yaşında bir çocuk günde 14-16 saat çalışıyor orada. Çünkü niye çocuk diyorum? Asker müdür hiçbir zaman benimle konuşmak için beni çağırdığı zaman odasına, çağırın o çocuğu. Radyodan gidinceye kadar asker müdür Erkan veya Erkan Özerman demedi. Çağırın o çocuğu. Hep o çocuk. Çünkü Mahmut Öngören'e beni teslim ettiklerinde dedi ki sabahleyin konuştu. Nasıl bir gencim? Çünkü ihtiyaçları var. Kimseler yok Ankara'da. Radyolar yani nasıl diyeyim, 10 kişiyle idare ediliyor. Nasıl hayalim olur? Radyoda best model yaparım diye bir hayal kuramam ki. Enteresan olan, beni dediğim gibi siz gençler son 30 sene mi, son 20 sene mi biliyorsunuz? Oysa ki benim modellikle, moda dünyasıyla hiçbir ilişkim yok. Ben müzik adamıyım. Tiyatro, sinema, 18 yaşında Türkiye'nin ilk sinema kulübünü 5 Galatasaraylı ile kurmuşum. 60. yılını kutladım. Ve çok enteresandır. Fakat moda dünyasına değil de resmi bir büyük yatkınlığım vardı. 12, 13, 14 yaşında yaptığım yağlı boya tablolarla Beyoğlu'nda resim sergim açıldı. Zaten o resimlerden 6 tanesi de kanser için herkes resim verdi. Ben de o 6 tane resmimi verdim. Ama resim ve çizmek. Bunun yanı sıra ne olabilir? Annem Fransa'dan gelen modayı Kadıköy'de otururduk. Galatasaray'ın karşısındaki pasaja giderdi. Orada kıyafetlerden kopyalar alırlardı. Geldiği zaman da Kadıköy'deki, o zaman hazır giyim falan yok, gündelikçi terziler var. Çok önemli terziler. Onlar yapardı. Ben annemle gittiğim zaman uslu uslu köşede oturayım diye kalem kağıt verirlerdi. Ben resim çizerdim. O zaman o kıyafetleri Fransa'dan getiren adam, madem oğlunuzu Paris'e gönderin, belki dünyanın en ünlü modacısı olur. Çok güzel çiziyor. Bu yaşta bir insanın bu kadar güzel kreasyon yapması, elbise çizmesi harika bir olay. Bu çocukluğumda hoşuma giden tatlı bir cümle. Demek ki içimde bir çizgi, bir moda olayı var. Fakat best model bambaşka bir iddiayla ortaya çıktı.
O da şu. Türkiye'de 14-15 bin tane çok önemli tekstil dünyasının şirketleri var. Ama hiçbirisi dünyada isim sahibi değil. Türkiye'nin marka olması lazım dedim. Marka olmak için ne yapacaksınız? Kendi çizgileriniz, kendi anlayışınız, dünyaya kendi modanızı getireceksiniz. Oysa ki bizim bu işi yapan ve çok iyi para kazananların hepsi tembel kelimesi ayıp oluyor. Tembellik demeyeyim de rahatlık diyelim. Dışarıdaki ünlü moda evlerinin inanılmaz derecede çok malı Türkiye'de yapılıyor. Fakat o elbisenin arkasında etiket dünyaca ünlü markalar. Burada 10 liraya yaptırdıklarını orada 100 liraya satıyorlar. Ben bunu bundan 40 sene önce öğrendim. Öğrenince niye Türkiye marka olmadı? Türkiye'nin marka olması için modada bir atılım yapması lazım. Ama ben müzik dünyasının insanıyım. Dünya çapında şarkıcılar getirmişim. Türklere Paris yolunu açmışım. Olimpiya'ya, dünyada Türkiye'ye kadar ilgi göstermiş ve kendi starlarını göndermiş çok az ülke vardır. Türkler tek tek dünyada çok önemli. Ama bir Türk modası diye bir şey, buna cesaret etmediler. İstemediler demeyeceğim ama emek vermek lazım. Türkiye'nin dünyada bir modası, Türk modası, Türk markası olsun derken nasıl hareket edecektim? Modanın vitrini nedir? Mankendir. Onun için Türkiye'de bir mankenlik yarışması yapayım dedim. Pek iltifat görmedim. Çünkü şayet böyle bir şeye ihtiyaç olsaydı bu zaten Paris'te yapılırdı. Türkiye'de dünya modası için bir yarışma yapılır mı? Birkaç sene içinde zaten bu gitmeyecek, devam etmeyecek. Bu da bu genç adamın da hayali gerçekleşemeyecek dediler. 33. senedeyim. Ama ben dünyada marka oldum. Hala Türkiye'deki bir tekstil şeysi marka olamadı. Bu bir eksiklik. Bu eksikliği en kısa zamanda, en şiddetli şekilde bizim kapatmamız lazım. Stilistlerimiz var. Yani çok büyük modacılar da bizimle birlikte gönül vererek yürüdüler. Bugün Stefan Roland, düşünün, dünyanın ilk beşinde. Yves Saint Laurent'dan sonra en çok beğenilen. Bu arkadaşım Best Model'e jüri olarak geldi. Misafir olarak geldi. Kıyafetlerini getirip geldi. Ve Yıldırım Mayrun'un çok güzel söylediği bir cümle var. Ben 5. Best Model'de Jean-Louis Scherer, Nina Ricci ve Paco Rabanne'la aynı podyumu paylaştım. İşte ben Türk modacılarına dünyadaki ünlü markalarla aynı podyumu paylaşma şansı getirdim. Esasında olay oydu. Şövalye oldum. Légion d'honneur'le şövalye olunuyor. Ordu National du Mérite'le şövalye olunuyor. Ve bana gelen bir mektup, onu saklıyorum. Çünkü ben ofisime geldiğiniz zaman önemli diplomalar diyelim, çok önemli bir insanı yüceltecek gönderilmiş olayları teşhir etmiyorum. Duruyorlarım size. Yani benim duvarlarımda bunlar yok. Siz çok iyi biliyorsunuz ofisimi. Fransa'dan gelen mektupta Ekselansları Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bizzat size bu ödülü kendi kontenjanından sunuyor dedikleri zaman ben de çok şaşırdım. Ve bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilen Fransız diplomatlarla konuştum. Kardeşim, herkese verilen o Légion d'honneur'du veyahut da aynı değerdir onlar. Biri Napolyon devrinin, öteki de Charles de Gaulle'ün çıkardı. Değerleri aynıdır. Ve bu ödüller oturup oradaki insanların, jürinin bu sene şunu mu versek, şu ülkeden şunla Fransa'nın bağlantısı pek de iyi, pek de güzel. Böyle bir değerlendirme yapalım falan diye sana öyle değil. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erkan Özerman'a Şövalye d'Ordre National du Mérite ödülünü ben kendi kontenjanımdan sundum. Bu sebep bitmiştir bu tören diye olamaz. Onu ilave edeceksiniz diyor. Böyle bir mektup var elimde. Herhalde insanın elinde öyle bir mektup olsa 1000 tane, 2000 tane bastırır. Bak bende ne var der değil mi? Onun gibi daha neler var. Ama bir tek olay var. Bir tek prensibim oldu. Ben perdenin arkasında kalayım ki bana fazlaca zarar vermesinler. Daima ortaya çıkmadan ne yapmam icap ediyorsa onların hepsini de yap. Bana vefa dedikleri zaman bir semtin adı aklıma geliyor. Bir de Boza. Onun dışında ben vefa diye bir şey görmedim kimseden. Yok, zaten bir insan kendi hayat felsefesinde bir takım şeyleri kabul etmişse
beklemez. Ben hiçbir zaman insanların bana ihtiyacı olduğu zaman el uzattımsa bir şey beklemedim. Niçin bekleyeyim ki? Çok ufak yaşta, yani çok genç yaşta, ufak denmez, ayıptır. Genç demek lazım. 20 yaşında Ankara Radyosu'nda göreve başlarken üniversitede bir öğrenciydim. Ve 8 sene non-stop müzik programı yaptım. İlk prodüktörüyüm. Ve ilk DJ'siyim. Eyfel'den Müzik adlı Fransız müziğimi Fransa Cumhurbaşkanı da unutmamış. Ki unutmamış ki adamlar müzik konusu olduğu zaman bir yabancıyı pek fazla şey yapmazlar. Fransızlar o konuda çok muhafazakardır. Olimpiya'yı sahibi öldü. Garaj yapmayı düşündüler, satıyorlardı. Olympia irremplaçable. Olympia hiçbir zaman hiçbir şekilde başka bir şeyle yerini değiştiremez diye bir program yaptım ve onun üzerine çok enteresandır. Fransa Kültür Bakanı demiş ki bakın adam Türkiye'den geliyor. Olimpiya dışında başka bir şey yapılmasını yapamazsınız diye konser veriyor burada. Artık ayıptır tabii ki Olimpiya değişmeyecek dediler. Olimpiya olarak kaldı. El değiştirdi fakat bu el değiştirme salonun güzelliği, sahnenin güzelliği oldu. Hepsi o kadar. Yardım ettiğim, el uzattığım insanın başarısını seyrettiğim zaman bir annenin babanın duyduğu mutluluğu duyarım. Yani önce büyüklerimle çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Ben Ankara Radyosu'nda girdiğim zaman disc jockey, prodüktör, evet harika çocuk olarak göklere çıkarıldım. Ama çok şey orada öğrendim. 8 sene 2 üniversite demektir. Ve müziği ve Türkiye'deki gerçek anlamda Alaturka dediğimiz o Türk musikisi, saray musikisinin Türkiye'deki en önemli okulu Ankara Radyosu'dur. Tiyatrosu, radyo tiyatrosu. Fakat hoş olan şey, bak orada şımarmadım. Demek ki o çok önemli bir şeydi. Benden evvel radyo, siyah beyaz döpiyesli hanımlar. Ama benim gibi bir gencin çılgınlığıyla radyodayız. Öyle bir programlar yaptım ki gazino programları yerine herkes radyo için bir kilometre kuyruk yapıp radyoda o programa girmek için neler çektiğini benim eğlence programlarımı takdim eden genç bir arkadaş Devlet Tiyatrosu'ndan o anlattı. Ben de ondan dinledim. O şimdi kim biliyor musunuz? Arka sokaklardaki komiser. Şimdi çok enteresan. Birisiyle 20 yaşında tanışmışım. Şimdi 10 sene, 15 sene oynayan bir dizinin en önemli oyuncusu. Birisini radyoda programa almak istemişim. Herkes dayanmış. Hayır, Türkçesi tam iyi değil, aksanlı okuyor. Diyarbakır'da radyo açıyorum. Bunun aksanlı okumasının hiçbir mahsuru yok. Yılbaşı programlarında onu da starlarımın içine aldığım zaman eski radyocular önüme çıktılar. O da Nuri Sesi Güzel oldu. Bunlar düşünün, kimse diyor bu radyoya giremez diyorlar. Girer diyorum. İstemiyor musunuz siz programda? Benim programımda star olacak diyorum. Ajda Pekkan'ın başından geçen en önemli olay Adana'da sahneye çıktığı zaman iftira tampetine, fırtınasına uğradı. Şarkı söyleyemiyor, beceremedi, yapamadı, şöyle oldu, böyle oldu. İnanamadım. Ben tanıyorum. Zaten sinema oyuncusu değil. Esasında o şarkıcı. Ses dergisinin yarışmasında birinci olduğu için 10 tane filmde mecburen oynadı. Nasıl olur da bu kız şarkı söylemiyor derseniz. Hemen telefon ettim. Ankara'ya radyoya getirdim. Arkasına opera orkestrasını koydum. Ajda Pekkan çıktı. Yani vefadan ne kastediyorsun? Bayramda telefon açıp bayramın kutlu olsun. Yaş gününde bir çiçek göndermek. Bu değil mi? Vefa bu değil mi? Ben bugüne kadar öyle bir şey almadım. Bu modeller, best modeller, 147 tane. Bunlardan herkes gibi %20 komisyon alsaydım herhalde birkaç yüz milyon dolara mı olurdu? Ben hiçbirinden para almadım. Yaptığım yarışmaların biletlerini parayla sattım. Onları da vakıflara verdim. Benim mankenlerimden bir teki başrolde oynayan bir dizi var. İlk günü seyrediyoruz diziyi. 5 tane Türkiye'nin isim sahibi büyük şeysi oynuyor. Ve 4 tane de genç var. Bunlardan bir teki de tabii başrol çizgisinde benim birinci olan mankenim. Nasıl buldun diziyi dediler. Bu zaten klasik şeyler Türkiye'de. Ve çok iyi oynayan insanlar var. Bu insanlarla bu dizi gider dedim. Fakat ilgimi çeken bir şey var. Üçüncü sırada adamın veya takadunun üç kızı var. O üç kızın ortancası var ya ona dikkat edin. Gidin onun menajerliğini alın. Belli ki çok ufak. Yani peşinizden gelir. O ileride star olacak dedim. Hiç kimse inanmadı. Şu anda Türkiye'nin kadın starları, genç kızları içinde bir numara. İsim veremem. Olmuyor. Hafa kız kendisi söyledi bana. Siz onu söylemişsiniz. Kimse inanmıyordu benim için dedi. Ben şu sebep demiyorum.
Ben çok gönülden ve çok doğru bakıyorum olaylara. Bir insanda bir şey var mı? Varsa o nasıl olgunlaştırılır? Olup da kendini farkında olmayanlar var. O kendisinin farkında olmayanlara da kendilerini öğretiyorum. Öğrendikleri zaman zaten gidiyorlar. O zaman sana espri olsun diye soruyorum ama kim olduğunu bana sorma. Şimdi şarkıcılar konusunda hiç şeyim olmadı. Evet, bu arkadaş en kısa zamanda Türkiye'nin o zamanki şeyiyle gazinoların as solisti olur. Oldu. Mankenler konusunda o da oldu. Jüri bana neticeleri veriyor. Kızlarda Deniz ve bir kız daha var. Bir genç kız daha var. Erkeklerde de aynı puan. 27 puan Hasan, meşhur Kelasan. 27 puan Kenan İmirzalıoğlu. Şimdi elimdeki kağıdı okumak zorundayım. Şu birinci demek zorundayım. Bir anda toparladım kendimi. Kenan'ı best model yapayım. Hasan'ı da Dünya Erkek Güzellik Yarışması'nda Hindistan'daki Mr. International'a gönderirim. Bunların hepsini 1,5-2 dakika içinde karar verdim, anons et. Yanlış bir şey olsa vicdan azabı çekerdim. Deniz Akkaya gelince benden bir sene evvel Türkiye Güzellik Yarışması'na girmiş. Çok enteresan. Benim bir yarışmamda Uğur Kanırez bu kızdan ne köy olur ne kasaba demiş. Hiçbir dereceye girememiş. Oysa ki kendisini de söyledi o. Hiç kimsenin olacağına inanmadığı Deniz Akkaya bana çok başarılı olacak, bir yere gelecek ve ihtiraslı ve kendini taşıyabilecek hissi verdi. Ve çok mutluyum. Onlar 10. senenin mankenleriydi. O güne kadar bütün çalışmalarıma rağmen işte 100 civarında bir iştirak vardı. O ikisi seçildikten sonra 1000'i geçtik, 2000'e doğru müracaatlar oldu. Ondan sonra da aynı şekilde çok vicdanlı ve çok düz bakıyorum olaylara. O galiba benim daha iyi netice almamı sağlıyor. Ne pahasına olursa olsun, ne baskı altında kalırsam kalayım, hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermem. Şöyle düşündüm. Manken olarak o sene Tolga'nın Sayışman ondan çok daha iyiydi. Yani manken olarak. Ve zaten Fransa Tolga'yı aldıydı. İkinciyi aldınız, birinciyi almak zorundasınız. Beni müşkül duruma sokmayın dedim. Onu da hazırladık. O da başarılı oldu. Üçüncü olan daha sonraki yıllarda o da çok ünlü bir sanatçı oldu. İstanbul'un Fethi'nde başrolü oynadı. Kıvanç'ı ve şeyi o üçüncü olan arkadaşım ve bir tane dördüncü olan vardı Mert diye ve o Londra'da da zaten beşinci oldu erkek güzellik yarışmasında. Ama niye olamadı bir veya iki? İngilizce konuşmuyor. Hasan'la Kenan'ın olayı, Hasan'ı Hindistan'daki yarışmada 6.000 mi 10.000 mi hani seyirci sayısı böyle olan bir yerde sahneye çıktığı zaman Hindistanlıların Hasan ve ilk üçe girdi. Neticede soru soruyorlar. Oradaki tercüman bir ajans sahibi burada bir delikanlı sahnede tercümeyi yanlış yaptı. Zavallı Hasan da bambaşka bir cevap verdi. Arkasından Porto Rikolu çıktı. Perfect bir İngilizceyle, harika bir İngilizceyle. Hukuk mezunuyum, kriminoloji doktorası yapıyorum dedi. O oldu bir numara, biz olduk iki numara. Hayır, best modelde değil. Güzellik yarışması da şart. Best modelde konuşturmuyorlar ki adamı. Hasan'ın gittiği yarışma mankenlik yarışması değildi. Erkek güzellik yarışmasıydı. Onun için yine de söylüyorum. Çocuklara diyorum ki bakın uluslararası manken olmak için konuşmanız lazım. Türkçe gidip dünyada kendinizi ifade edemezsiniz. Ne yapın yapın demiyorum ki edebi bir kültüre sahip olun ama İngilizce konuşur hale gelin diyorum. Her sene yarışma o seneki şartlar altında oluyor. Genele baktığınız zaman hangisi suyun üstünde kalmış? Çok emek verdiklerim kalmış. Ben şunu şöyle söyleyeyim. Bir babanın 48 tane de çocuğu olsa biri diğerinden daha iyidir diyemez. Bu kişinin kendisiyle ilişkili bir şey. Çünkü bakacak olursanız ilk 10 Türk sinemasındaki erkekler best modelden çıkmış. Kızlarımızın best model olup da Türkiye güzeli olanlar da vardı. İşte orada problem çok önemli. Çünkü güzellik yarışması şöyle düşünün. Göğsü var kadının, beli var, kalçası var.
90, 60, 90 ideal Miss Turkey. Ama o ölçüler sizi best modelde ilk ona bile sokmaz. 90 göğüsü, 90 kalçası olan kadından manken olmaz. Normal olarak bana bir gün birisi dedi ki gazetecilerde, abi senin seçtiğin kızlar leylek gibi ya dedi. Ben leylek seçiyorum dedim. Bacak boyu ağrıyorum dedim. Yani biri basketbol, biri futbol. İşte onları insanlar karıştırıyorlar. Bugün hala best model güzellik yarışması diye hala ben magazin dünyasına 33 senede Türkiye'ye öğretemedim. Ve en sonunda örnek verdim. Bakın best modelin güzeli çirkin olmaz. Best model best modeldir. Ve nasıl olmazmış? Siz futbol takımı anons edilirken Fenerbahçe'yi anons eden adam kalede ne diyor? Güzel Volkan mı diyor, Volkan mı diyor? Şimdi Volkan'ın güzel olup olmaması da önemli mi? Kaleci olmasa. İşte ben hala kendim söylüyorum, kendim dinliyorum. Olsaydı zaten anons ederdim. Başka şey düşünür oldum. O benim tam istediğim bir şey değil ama mecbur olursam öyle bir şey yapacağım. Bir akademi vakıf haline getirip bu seneler içinde bizle çalışmış olanlar, bize dostluk yapmış olan gazeteciden, modacıdan, stilisten, çünkü moda dünyasına emek veren insanlardan bir grup yapayım, onlara bırakayım dedim. Bak yavrum, ben ürettiğim kadar yaşıyorum. Üretebildiğim kadar yaşarım. Üretemediğim zaman zaten demek ki ben gitmişim. Herkes nasıl istiyorsa öyle hatırlar. Hiç kendini yorma. İnsanlar kendi çıkarları için insanları seviyorlar. Onların felsefesine, onlara yol göstermişse, onlar o işten kazanıyorlarsa sen büyüksün. Aksi olduğu takdirde hatırlamak bile istemiyorlar. Şöyle bir geriye dön bak. Kimler geldi, kimler geçti? Kim kaldı? Ben mezar taşını bile istemiyorum. İstemiyorum çünkü yani Fransa'da ölürsem yakın kutuya koyun getirin dedim. Burada olursa bazı sebeplerden aile mezarlığımızın içinde benim tasvip etmeyeceğim şekilde bazı olaylar oldu. Tabii ki onlar olmasaydı annemle babamla aynı yerde çünkü bir olay var. Kalan kabuk kalıyor. Senin ruhun inanıyorsan, dinlene de inanıyorsan, çünkü bir olay var. Bir şeye inanmak, onu en doğru şekilde icra etmektir. Söylersin, ben öldükten sonra bana beni şuraya koyun. Koydukları ne zaten? Kabuğunu koyuyorlar. Ruhun gitmiş zaten. Ne olacak yani? Bu herhalde bu lafı söyleyen ya 100. ya 200. insansın. Ben hayatımı yapabilirdim, yazabilirdim ama şöyle bir şey söyledim. Ya doğru yazmalı veyahut da yazmamalı. Doğru yazsaydım yaşatmazlardı. Fakat çok dostum, yaz bize bırak, sen öldükten sonra biz satalım bunu. Onun için miras olarak benim anılarım çok piyasada. Başarmanın ilk önemli basamağı inanmak. İnsan inanırsa ama gerçek anlamda inanırsa her zaman başarır. Bunun en güzel örneklerini bugüne kadar birçok yerde anlattım. Ama bu röportaj için aynı cümleyi tekrarlarsam belki okuyanlar diyecekler ki bu evvelden düşünülmüş bir cümle. Hayır, evvelden değil. Çok evvelden düşünülmüş bir cümle. Bugün Türkiye'de 4 tane magazin dergisi ayak üstünde böyle yukarıda duruyorlar. İşlerinde 3 tanesinin arkasında Türkiye'nin en önemli, en zengin, en itibarlı basın kurumu var. Ama bir teki sadece tek başına çıktı. O da sensin. Onu söylüyorum. Senin de güzel bir esprin kulağıma geldi bir gün. Evladım, senin arkanda kimse yok. Sen nasıl ayakta durursun demiştim. Onu sana nakletmişler. Benim de arkamda Erkan abim var demiş. Ve dikkat edersen ben senin bu lafın üzerine bu görev oldu benim için. Her fırsatta diğer magazin dergilerini kıskandıracak bazı haberlerle de seni destekledik. Ama çünkü sen yaptığın işe inanmıştın. Bugün yaşamak istediğim, görmek istediğim ve bana orada görev düşünce o geceyi benim meslek hayatımın bir örneği olarak yaşamak isterim. Senin 100. ödülü aldığın gece. İlkbahar ya sonbahar bitti oğlum. Kıştayız inşallah. Allah'tan aile 90'ı görmeden giden yok. Hepsi kıymetlimdir. Hiçbirini birbirinden ayıramam. Bir babanın, bir annenin evladıyla bir relasyonu, bir başka türlü bir güzellik vardır aralarında. Belki bu güzellik bende var. Onlarda o kadar olmayabilir. Ama ben onları kendi çocuklarım olarak sevdim. Seçmiyorum. Niye seçeyim ki? Hepsi benim. Kader beni nereye çekerse oraya giderdim. En beğendiğim moda markası şimdi yok. O da Yves Saint Laurent'dı. Bugünküler işine Stefan Roran'ı beğeniyorum. Destekliyorum da. Tanrı'nın insanlara lütfettiği en güzel şehir İstanbul. İnsan
neslinin yarattığı en güzel şehir Paris. Zaten senenin yarısı Paris'te. Kadıköylüyüm. Orada doğdum. Ve Kalkadonya biliyorsun Bizans'tan evvel kurulmuş bir şehir. İlk cumhuriyet dünyada söylenen. Ne de olsa konuşulduğu zaman siz nerelisiniz dediği zaman Kalkadonyalıyım. Dünya güzelliği olarak güzel, Allah'ın buna kadar güzel dediği şey İstanbul. Yok yani daha güzel bir şey yok. Brezilya başı başına bir olay. Şili'de Valparaiso Festivali'ndeydim. İnanılmayacak güzellikte bir festival ve salon ve o şehir o şekilde. Ne güzel. New York, yani Los Angeles veyahut da San Francisco'yu, yani beğendim beğenmedim demek çok ukalalık. İstanbul'da doğup, yalnız İstanbul'da yaşayıp, İstanbul'da ölenlerin hiçbir şey kaybetmediği kanaatindeyim. Hiç tatil yapmadım ki. İlk defa hayatımda 20 gün Bodrum'da tatil yaptım. Çocukluğumdaki ilk film Chopin'in hayatıydı. Bu piyano çalarken ağzından kan geldi ve aradan 20 sene geçtikten sonra Fransa'da gidip o filmi buldum. Onu seyrettim yine. Tabii rüzgar gibi geçti. Kim ne derse desin. Hala benim favorilerim içinde. Fakat şimdi inanılması güç. Televizyon çıkmadan önce bile seyrettiğim film sayısı 10.000'i bulmuştu. Çünkü 18 yaşında Türkiye'nin ilk sinema kulübünü kurduğumda 5 arkadaştık. Yani Monaco Prensesi, Monaco Prensesi, Princess de Grace oldu tabii ama sinema adı Grace Kelly'ydi. Ona nerede hayran kaldım? Cannes Film Festivali'nde haber verdiler Hitchcock öldü diye. Hayır o geldi festivalde. 11 basamaktır merdiven. O 11 basamağı 11 dakikada indi. Ve bütün kameralara tek tek baktı. İşte benim için star bu. 4 tane var. Hülya Koçyiğit, Fatma Gerek, Filiz Akın ve her zaman Türkan Şoray. Bir gün kapımı çaldı. Sen benim sahnede menajerim olur musun diye Ankara'da bizim eve geldi. Ankara o gün yer yerinden oynadı. Hayatımda bana verilmiş en büyük iltifattı. Ayhan Işık. Anthony Quinn de demek istiyorum ama Marlon Brando ile Anthony Quinn arasında gider gider gelirim. Marlon Brando'nun, Marlon Brando olmasına sebep olan bir Osmanlı sinema yönetmeni Elia Kazan, Kayserili. Şimdi ayıptır söylemesi, ben pek korkan bir adam değilim. Niçin korkarım? Herkeste bir tanrı korkusu vardır. Bende o da yok. Çünkü ben onu başka türlü hep kendime kabul ettirmişim. Bende Tanrı sevgisi var. Tanrı'dan niye korkayım ki? Tanrı insana sadece güzellik verir, doğruyu öğretir. Onun için ben bazı tabirlerin maalesef çok yanlış yorumlandığı kanaatini getiren çocukluğumdan beri fazla ukala bir adamım. Naim Süleymanoğlu. Onun hayatının filmini seyrettim. Nasıl üzüldüm bilemezsin. Gözyaşları içinde seyrettim. Çünkü Türk toplumunun dünyadaki o ülkelerde çektiği bütün ızdırabı, oysa ki ben Bulgaristan'da Türklerin neler çektiğini biliyordum. Fakat o filmde çok hoşuma gitti onu görmek. Benim bugün imkanım olsa Ayla denen filmle Naim'in hayatını okullara ders gibi koyarım, unutmasınlar. Var dostlarımdan. Dostlarımdan vazgeçemem. Her ne pahasına olursa olsun, onlar hata da yapsalar, yanlışları da olsa, gönül gözümle bakarak onlara doğru yolu gösterip tekrar dostluğumun devam etmesini isterim. Hiçbir şeyi ben yapmam. Sadece şunu yaparım. Sadece bu kadar varım. Biraz da şundan. Hiç hayatım böyle aşure gibi olmadı benim. Hep düz oldu. Sade oldu. Ve bir tek şey hep dikkat ettim. Hiç kimsenin çalışma hayatımda elindeki ekmeği almadım. Hatta ben kendimden vazgeçip hayatı boyunca bu şarkıyı okursa ancak ayakta kalır deyip fedakarlık yapıp hiç de ahlaklı olmayan bir insana bile o öyle faziletli bir gözle baktım. Çünkü kimseyi Allah ekmekten, yiyeceği ekmekten uzak etmesin. Bu konuşmam Sultanahmet Camii'nin Cuma günü vaazı içinde. Müzeyyen Senar hanımefendi benim pek sevdiğim bir şeydir, yorumcudur. Ve erkeklerde de pek şu anda kimsenin belki aklına gelmiyor. Timur Selçuk'un babası Münir Nurettin Selçuk Bey, Türkiye'de ilk orkestra önünde tek başına çıkıp konser veren, Türk müzisyenlerine smoking giydiren adamdır. Ama şov dediğin zaman da o da zaten bir tane vardı, gitti bir daha da gelmez Zeki Müren.